Selamlar hepinize. Çok acil LPL karnesiyle yeniden sizlerle bekleyeyim. Bu sezon sonu LPL karnemiz ama LPL sezonun bitiminden 24 saat geçmeden playofflar başlıyor. Ben de hemen o arada çekmek istedim videoyu. E, takımların sezonlarını değerlendireceğim bu videoda. Aynı zamanda playoffları da çok hızlı değerlendireceğim. Neden playoffları çok hızlı değerlendiriyorum? Çünkü şöyle bir takvimimiz var. Playofflar başlıyor cumartesi günü e, 26 Mart'ta. 26 Mart'ta BLG Rayatom, 27 Mart'ta EDG FBX, 28'inde Topi Sports rakibiyle, 29'unda Weibo rakibiyle, 30'unda LNG rakibiyle, 31'inde JDG rakibiyle derken anladınız siz formatı. Arada bir tane bir günlük boşluk var. Finalden önce de bir iki gün boşluk var. O yüzden bir kısmını çok hızlıca değerlendireceğim playoff ihtimallerini. Şimdi sezonu değerlendirerek başlayalım. E, Playoff'a giren takımlara kadar olan kilerin, e, notlarını söyleyerek başlıyorum. Tanda Talk Gaming F aldı hiç gelişme gösteremediler sezon içerisinde. LGD F aldı hiç gelişim gösteremediler sezon içerisinde. WE D aldı sadece Beyşan geldikten sonra oyun oynamaya başladılar ama kalanlar dökülüyor. Beyşan'ın acilen bu takımdan gönderilmesi lazım. Kurtulması lazım yani kendisinin. Invictus Gaming yeniden yapılanma sezonu bence hiç fena geçirmedi. Eksi aldılar. E, Legend Ara ara tuhaf galibiyetler alsa da bir türlü istikrarlı bir oyun oynayamadı. CX aldılar. Ultra Prime e, sadece Elk'le bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Elk'in de sezon içerisinde performansında dalgalanmalar oldu. Onlar da CX aldılar. OMG maçları ertelenmişti. Son gün 3 tane yani son hafta bu hafta özellikle 3 tane üst üste seri oynamak zorunda kaldılar. 3'ünü e, de yenildiler ama hepsi tepedeki takımlara karşıydı zaten. E, onlar da playoff'un dışında kaldılar. Onlar ama sezon içerisinde gelişim gösterdiler. Belli bir sınıra kadar geldiler. C aldılar bu sezonda. Şimdi Playoff takımlarından FBX ile başlayalım. Sezonu harika başlayıp sezonun ortasında felaket bir çöküş yaşadılar. E, Gori'yi yedeye çektikten sonra tekrardan bir toparlanma geldi. E, Gori çok tutunamadı. Kehir ile oynadıklarında biraz daha derli toplu bir oyunu olduğunu söyleyebilirim FPX'in. E, tabi arada bütün tepe takımlara karşı üst üste mağlubiyet almak onların oyunu da bozdu. Ben açıkçası e, çok da ilerleyebileceğini düşünmüyorum onların playoff'ta. E, ama playoff tahminlerime birazdan geleceğim. Onlar bu sezonu C artı alarak kapattılar. Rayer Atom bu sezonu B eksi alarak kapatıyor. E, sezonu felaket başlayıp daha sonrasında özellikle Leyen ve Strive'ın uyum sağlamasıyla beraber Ayboy'un biraz daha sorumluluk almasıyla beraber e, winler geldi üst üste. Arada yukarıdaki takımlara da sıkıntı çıkarmayı başardılar ama onların da playoff'ta çok ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Bilibili Bili Gaming e, bir türlü sezon içerisinde bu arada Rayer Atom B eksi almıştı. Bilibili ee, Bili Gaming onlar da bX aldılar. Sezon içerisinde bir türlü sinerji yakalayamadı bu takım. Ee, yani yukarıdaki takımların hepsine karşı yakın maçlar oynadılar ama hep kaybeden taraftalardı. Çok ciddi sinerji sorunu var bu takımın. Artı ve bence bu takımın seviyesine ayak uyduramadı. Bireysel oyuncu seviyesine. Ee, artı Fofo'nun da geçen yılın biraz gerisinde kalmasıyla beraber onlar da Beklentinin bence altında kaldılar. Zaten sezon sonunda Uzi'de inaktif olduğunu tekrardan açıkladı. Bence başka bir takıma gidecek bu arada. Ee, daha uyum sağlayabilecek. Daha birazdan onun istediği gibi oynayabilecek. Bakalım tabii ki öyle orası neresi olacak onu da görmek lazım. Ama benim onu çok yakıştırdığım bir yer var. Bence orada çok iyi olur. JD Gaming çok tatlı olabilir. Eğlence çok tatlı olabilir. Şu 4'teki iki takım. ikisinden nişancıya ihtiyacı var. Bilemiyorum sadece bir fikir. Artık duyan duymaz yani duyan olmuştur belki. Bence başka takıma gidecek ama Uzi. BLC bir, bir eksi aldı. EDG 7. sırada bitirdi sezonu. son dünya şampiyonu. Onlar bu sezonu B alarak geçirdiler. E, Flandre AFK. Yani oynamasa daha iyi. Ama yani yerine Şavşoyak giriyor. O da oynamasa daha iyi diyorsunuz. İnanılmaz bir skordur problemi var takımda. Her maç problem yaşıyorlar skordur oradan. Scout'un genel normal sezondaki klasik bazı yer yer trollükleri de denk geldiği için onu 6 bitirebildiler ancak. Sezonu onlar bu sezonu B alarak Kapattı ama play tekrar ilerleyeceklerini düşünüyorum çünkü Scott play kapatmaz kontağı. Ve Sezonu uzun bir süre birinci götürüp altıncı bitirmeyi başardılar. Başardılar çünkü gerçekten bir başarıdır. Ee, dışa intleyene kadar ve dışa intledikten sonra kısmı var. Abi yedinci haftaya kadar dışa hiç intlemedi. Bir yedinci haftaya kadar bak. Yedinci haftadan sonraki skorlarına bakalım Ve İbo'nun. 1-3 2-4 Weibo. Yani 7. haftaya kadar 9 birim şu takım. Dışa in intlemesi başlayana kadar. Dışa inte bir başladı. Durdurulamaz bir inting var şu anda Weibo tarafında. Tabii ki dışa intlemeye başladığı zaman SOFM affetmiyor. O da intlemeye başlıyor. Zaten istikrar konusunda hep problemli bir oyuncu diye SOFM. Ve bütün bunların üst üste binmesiyle beraber üst üste mağlubiyetler aldılar. Ve ben açıkçası playoff'ta da bu gidişatın hiç iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani sezon içerisinde Huan ve Angel çok iyi sezonlar geçirdiler. Ee, ama yetmiyor güçleri yani. Üst, üst taraf, haritanın üst tarafında yaşanan saçmalıklara diyeyim. Ama yine de sezonun ilk yarısında kısmı iyiydi. O yüzden B aldılar bu sezonki performanslarıyla. Topi Esports sezonu B artı alarak kapattı. Onlar da tam tersi felaket başlayıp muazzam bir bitiriş yaptılar. Ee, Mark takıma eklendikten sonra acayip bir çıkış yakalandı. Ee, Mark'la sanırım sadece iki mağlubiyet aldılar. Bir tane IG'ye yenildiler. Ee, bir de Arenci'ye yenildiler. Mark burada geliyor takıma. Bu Arenci maçıyla başladı Mark oynamaya. Çok önemli katkı yaptım Mark takıma. Ve onun gelişinden sonra zaten takımın çeyresi değişti. Özellikle 5. haftadan sonra Knight'ın da inanılmaz artan bir performansı var. Yani o bizim normalde alıştığımız ana maçları tek başına sürükleyen Knight'ı da gördük. Sorumluluk alan Jacky Love'ı da gördük. Üst koridorda Waver'dı da kullanıyorlar. Waver her ne kadar hala şampiyonumuzu konusunda problem yaşasa da eklemeye çalışıyor. Kötü niyetli değil yani çabalıyor Waver. Ama playoff'ta bu onlara sorun çıkarır. Ama normal sezonu gayet iyi kapattıklarını düşünüyorum. Özellikle mark eklemesinden sonra bu kadar üst üste galibiyet alabiliyor. Önemli noktadır B artıyla kapattılar sezonu. Elenci. Yani artık bir Tarzan takımında bunu, bu sistemi görmesek mi ya? Tarzan takımı. Sezonun başı muazzam. 6-7 win streak. Sezonun ortasında bir slump. Yerinde bine doğru. Sezonun sonunda yine güçlü kapatış. Yani her Tarzan takımında bunu görüyoruz sezon başından beri değişmeyen yalnız iki tane problem var onlarda. Dördüncü bitirmiş olmalarına rağmen ki bence dördüncü bitirmek biraz şapkadan çıktı onlara. Yani işte Tess'in sıkıntıları, Weibo'nun sıkıntıları, EDG'nin sıkıntıları falan hepsi biraz şapkadan çıktı ve çok iyi bir yerde bitirdiler. Çok iyi oldu dördüncü kalmaları playoff yarışı adına kendilerini hayat tutmak adına. Ama sezon başından beri geçmeyen problem Alen'in kibri artık kibir diyeceğim. bu kendine olduğundan daha iyi bir oyuncu olarak görme problemi. Artı Light'ın ligin diğer dışarıcılarının çok gerisinde kalması bireysi olarak. Yani bu iki problemi çözmedik ki Love da artık eskisi kadar iyi bir playmaker değil. Yani Light'ı sürükleyemiyor arkasında. Bu problemleri çözmediği sürece ben onların da playoff'ta çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Ve sezonu B artı alarak kapatlar. Bir de ne olursa olsun elinde doyum bir tarzan var abi. Belli bir noktaya geliyorsun yani. JDG. Sezonu muazzam kuvvetli bitirdi JDG. 6 galibiyet üst üste bitirdiler. Ve aslında oyun skoru olarak RNG'den bile daha iyi durumdalar. Tabi sezon başındaki başlangıçtaki kötü başlangıç yani onların bir türlü uyum sağlayamaması e, problemleri beraberine geçti. Çok uzanmışlardı başta ama sezonun sonunda özellikle Hope'un tam zamanlı olarak işe başlamasıyla diyeyim ki bence çok da iyi sezon geçirdi başladıktan sonra. Gerçi az maç oynadı ama olsun ne olursa olsun çok etki etti. E, tam zamanlı işe başlamasıyla Yago'nun bireysi olarak bir süper yıldız gibi oynamasıyla ki e, bence sezonun en ilginç hikayelerinden biri o. Yani bu ligde Abi rookie var, Doinb var, knight var. Yago süper yıldız gibi oynuyor. Bu çok önemli bir artı ee, onlar adına. Sezon başına her ne kadar o kadar iyi olmasa da. Ee, artık Kanavi'nin bir partneri oldu. Bir arkadaşı oldu. Kanavi'ye destek verecek birisi oldu. Ee, ara ara 369'un da Topi Esports'taki iyi günlerinden. Yani ona counter pick verdikleri biraz o odaklı oynadıkları maçlardan da e, yer yer enstantaneler gördük. Onlar da B artı alarak sezonu kapattılar. Playoff'a da iyi durumda geliyorlar. RNG ne yaptılar? Ettiler yine bir şekilde 2-2'de bitirdiler. Vallahi tebrik ediyorum RNG'yi. Ee, özellikle bu sezon bence fark yarattıkları nokta e, mide middeyken bireysel o kadar fark yaratamıyordu. Fakat bireysel fark yaratmasının ötesinde bir şey denediler. Bir şey yaptırdılar aslında. E, Şahu'yu sanki en azından dışarıdan gördüğüm kadarıyla e, Ming'e alternatif bir shotcaller gibi kullandılar. E, ve bu Bireysel performansla da yükseltti. Çünkü sezon içerisinde, özellikle sezonun başında Ming çok kötüydü. E i̇şte binden bireysel hatalar falan geliyordu ama Shao'nun işte ara ara gerçekten smurfledi diyebileceğimiz maçlar e, fark yarattığı yani gidişatı, kötü gidişatı geri çevirmek için yaptığı hamleler, Gala'dan biraz destek alması işte Wei'i'den biraz destek alması derken bir şekilde ikinci bitirmeyi başardı RNG ki ilk iki bitirmek şu açıdan çok önemli loser bracket hakkınız var hiç maç kazan yani playoff'a girdiğinizde direkt olarak loser bracket hakkıyla geliyorsunuz. Onlar bu sezonu A- eksi alarak kapattılar. Victory 5. Sezon başında bana bu takım birinci olacaktı zaten dalga geçiyorsunuz derdim. Rookie olmasına rağmen. Kars olmasına rağmen. Çünkü abi bu kulüp bir mevsim önce lig sonuncusu oldu. Çok kötü bir durumdaydı yani. Bir mevsim miydi? iki mevsim miydi? Neyse. Ve yaptıkları ekleme yani kağıt üzerindeki kadroya baktığınız zaman bu bir şampiyon kadrosu değil kağıt üzerinde. LCK'den Rich'i getirdiler. Rich işte yeni Heroes of the Storm'dan gelmiş. İşte şampiyon havuzu dar. Öğrenmeye çalışıyor. League of Legends ortamına adapte olmaya çalışıyor. Çok fazla hata yapıyor binde bir oyuncu. Fortik hiçbir zaman bekleneni verememiş. Hiç, yani hiç iyi bir nişancı olamamış bir oyuncu. Zaten dipte kalırken de o vardı takımda. Yani bu takımın dibi gördüğünde de Fotik vardı. PPGout bu takımın ilk V5'in ilk millet insanları heyecanlandırdığı dönemde vardı ama ondan sonrasında tekrar o da beraber aşağı düşmüş bir oyuncu. Yani kağıt üzerinde bu takımın birinci olması bence çok büyük sürpriz. Fakat oyuncuların bireysel gelişimi daha da büyük sürpriz abi. Yani Rich'in ve e, Fotokin sezon içerisinde gösterdikleri geç gerçekten hani digin tepesindeki elit lanerlar, elit üst koridorlarla, elit nişancılarla mücadele edebilecek seviyeye çıktılar. E, sezon başında Kars'a biraz form tutuldu. O form tuttu. ki zaten ilk iki seriden beri inanılmaz oynuyor. Ateş ediyor zaten. E, bütün bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman v bir şekilde birinci oldu. En iyi de galibiyet skoruyla birinci oldular. Playoff'a da çok güçlü giriyorlar. Onlar sezonun ağlan ekibi. Şimdi gelelim bireysel ödüllerimize. Bireysel ödüllerimizde çaylak konusunda bir adayım var. Rayratom'dan Strive'a oyumu veriyorum ben. E, gayet iyi bir çaylak sezonu geçirdiğini düşünüyorum ben Stryben. Kaybedilen maçlar dahil. Sezon başında iyi başlamadıkları dönemde bile yer yer çok iyi gösterileri vardı e, Strive'ın. Ben o yüzden çaylak konusunda iyi bir aday olduğunu düşünüyorum. En çok gelişme kaydeden oyuncu adayım 4 kişi. E, Fotik Veric'den az önce bahsettim. V5'ın durumuyla alakalı. E, diğer iki adayım. Bir tanesi Topi Sports'a eklendikten sonra takımın çeyresini çok ciddi değiştiren Mark. Ki ben Mark'ı geçmişten de beğenirdim aslında ama çok... Doğru sorumluluk alıyor. Oyun okuma konusunda kendini çok geliştirmiş bence Malik bu sezon. Ee, diğeri de Hop. O da o Hop mesela çok daha eski bir oyuncu bunlara kıyasla. Ee, yani çok daha uzun bir kariyeri oldu Hop'un. Bir sürü e, daha önce de Viper'dan önce aslında EDG'nin beklentisi çok Hop'tan. doğup'tan. Onun e, işte aslında Viper'a alma sebepleri ED, yani EDG'nin viper alma sebebi hop'un bir türlü o çıkışı yakalayamaması, bir türlü o beklerini verememesi de ama sonunda o beklerini verdi. Hop'tan verim aldıkları için onu da en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülü adaylarıma koydum. Bence bana sorarsanız Fotik seçilmeli. Bunların içerisinde. Ee, ya yani ben hani 4 kişi 4 adaya indirdim ama oy verirsem Fotix'e veririm. Ama hangisini seçeceğini bilmiyorum. Yani dördü de olsa hiçbirine şaşırmam. MVP adayım bir tane arkadaşlar. Bence ikinci bir aday verilebilir onun yanına. E, verirse Şahuyu verirler. E, ondan sonra belki yani birinci tier adayım benim Ruki. MVP konusunda. Ondan sonra ikinci ve üçüncü adaylar var. Bence ikinci aday da tek kişi Şahu. Üçüncü adaylarda birkaç adayım var. Kanavi, Karsa, Knight, Jackie Love, Yagao, Tarzan. Bir sürü var yani aslında ikinci adaylarda. Huan Söyleyemeden geçmeyelim onun da. Ama birinci aday bence tek başına Rookie. O yüzden e, Rookie'ye veriyorum. E, orta koridor koydoy. Oyta koridor ödülümüzü e, MVP ödülümüz aslında. Orta koridor ödülümüz değil. Şimdi MVP nardan gelelim 5 yıldere. Valla üst koridorda seçerken çok zorlandım. O yüzden iki kişi seçtim. 3. seçemedim. Çünkü e, orta koridorda dört kişi almak istiyorum. Beşlilerime e, birinci, ikinci, 5 diye ayırmayacağım. Ee, ama yani ayıracak olursam da sıralarıyla ayırmışım gibi düşünebilirsiniz. Bu sırayla ayırmışım gibi düşünebilirsiniz. Ee, Rich ve Bin var üst koridorda. Üçüncü kişiyi almadım. Yani kimsenin e, açıkçası bu orta koridorlardan aldığım dört orta koridordan daha etkili bir performans olduğunu düşünmüyorum. O yüzden iki kişi aldım e, üst koridora. Ormana Karsa Kanavi ve Tarzan'ı aldım. Karsa sezonun ilk, ilk işte dördüncü haftasından sonra süper bir form yakaladı. Kanavi sezonun ikinci yarısında çok iyi oynamaya başladı. Tarzan sezonun ilk yarısında çok iyi oynadı ve sonunu iyi getirdi. Üç e, kişiler ormancılarım. Bayağı da iyi ormancılarım varmış ha. Orta koridorda Ruki, Şahu Knight ve Yagao var. E, bunların hangisini almasam ayıp olurdu bence bu sezonların üzerine. E, i̇lla birini atman gerekiyor derseniz e, açıkçası... Ya yani ben atacak olsam birine takımın başarısına etkisi bence diğerlerinden bir tık daha düşük olduğu için işte, e, Knight'ı e atarım. E, ama atılmayacak. Muhtemelen ödül alacak o da. E, yani ve Çin'de çok seviliyor e, Knight. Nişancı pozisyonunda Huan Fang, ve Fotik var. E, destek pozisyonunda ise Mark Missing ve PP God var. Özellikle e, Mark ve Missing'in burada olmasından da çok memnunum. Yani çok alışmıştık abi Ming, Meiko'ya. Bak ikisini de almadım. O kadar diyeyim yani. Özellikle Ming'in sezonun... Yani Ming bence bir şey olmuş adama yani hiç eskisi gibi hissettirmiyor bana Ning sezonun sonu fena getirmemiş olsa da Meiko'da hala iş var ama Meiko'da sanki World's'ü kazandıktan sonra falan kadar kimse yaşamaz onu ama Biraz rahatlık var gibi hissediyorum Meiko'yla ile alakalı ee, Ama 5'lilerimiz bu şekilde şimdi gelelim playoff eşleşmelerine çok hızlı değerlendireceğim Hatta değerlendirmeyeceğim direkt olarak maçta ne olacağını söyleyeceğim bakalım tutar mı diye bir alıcı Atom, bir tecrübe farkıyla seriyi kazanıyor. Topi e Sports'un karşısına gidiyor. EDG FPX, EDG Scout'u trollemeyi bıraktı. Playoff ortamında git e, FPX 3-0'la geçiyor ve Weibo'nun karşısına çıkıyor. Topi e Sports bir alıcı. E, Top Esports bu formunu sürdürüyor. Serinin içerisinde bir maç Zoom'u içeri alıyorlar. Zoom çok iyi oynuyor. Zoom çok iyi oynadıktan sonra Playoff'un tamamını Zoom'la oynamaya devam ediyorlar. Ve gidip V5'e kadar eleniyorlar. Tamam mı? Plan bu Top Esports'un. Elencili karşısına çıktılar. Beybo EDG karşılaşması. Çok çekişmeli, çok eğlenceli bir maç izliyoruz ama şeyin son maçta yitmemesiyle 3-2 EDG kazanıyor ve CDG'nin karşısına gidiyor. Elenci Topi Sport serisi. Topi Sport Zoom'la devam etme kararı alıyor. Allen'in negosunu kırmayı başarıyor Zoom ve seriyi 3-1 Topi Sport kazanıyor. V5'in karşısına gidiyor. CDG EDG serisi. Bütün maçlarda 369'a counter pick bulmayı başarıyorlar. Ve Kanavi'nin ekstra oyunlarıyla beraber 3-1 seriyi JDG kazanıyor. EDG'nin Scout'un iyi performansına rağmen. Evet ben de böyle diyeceğimi hiç tahmin etmezdim. V5 Top e, Topi Sport serisi. Topi e Sports'un per perişan olduğu. Knight'ın karşısında ne varmış ben oynamayı bilmiyormuşum diye hissettiği ve oyuna quit attığı seriyi izliyoruz. v 5in Stomp'uyla bu seriye geçiyoruz. Buradan sonra Loser bırakıtı düşüyor. JDG RNG serisi. JDG'nin pili bitiyor ve 3-2 mağlup oluyorlar RNG'ye. Artık ondan sonrasını bir sonraki videoda değerlendiririz. Çok hızlı playoff değerlendirmemizin de sonuna geldik. LPL karnesinin e, hemen izleyin. Çünkü Hemen izlemezseniz birkaç saat sonra maçlar başlayacak. O kadar diyeyim yani. Yatacaksınız kalacaksınız playoff başlıyor. O kadar hızlı izlemeniz gerekiyor diyelim ve bu videonun sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.